Sayın milletvekilim, sayın kaymakamım, çok kıymetli başkanlar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bizi bir araya getiren, başta federasyon başkanımız olmak üzere, destek veren Murat başkanımıza ve katılan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hocamızı adeta nefesimizi tutarak dinledik. Gönül isterdi ki zaaflerce dinleyelim. Bugün sabaha karşı bir polisimize aracın çarpması neticesinde polisimiz şehit düştü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Dolayısıyla da erken ayrılacağımız için hocamıza rica ettik. Programını biraz kısaltmış olduk. Hem hocamıza teşekkür ediyoruz, hem de sizlerden özür diliyoruz. Kusura bakmayın. Programınızı kısaltmış olduk. Ben birkaç şey söyleyeyim. İzninizle kürsüden inmek istiyoruz. Tabii aile önemli ama daha önemlisi bunu kendine dert edilen sizin gibi sivil toplum kuruluşlarının olması. Aile sadece anne baba, çocuklardan oluşan çekirdek aile değil. Akrabalarımız var, köylülerimiz var, aynı ilçede olan hemşehrilerimiz var, aynı ilde olan hemşehrilerimiz var, aynı ülkede olan vatandaşlarımız var ve aynı ümmette olan insanlar var. Dolayısıyla da birisi çekirdek aile, birisi büyük aile, hiçbiri hiçbirinin alternatifi değil. Hepsine karşı görevimiz ve sorumluluklarımız var. Çekirdek aileye karşı da sorumluluklarımız var. Bu ülkeye, bu millete, bu ümmete karşı da sorumluluklarımız var. Bunu hem konuşmalarında değerli federasyon başkanımız, hem İlham hocamız çok güzel izah etti. Sizin federasyonun organizasyonunda bir araya gelmeniz, işte burada dernek isimlerine baktığımızda her bir derneğin hemşerim olduğunu biliyorum, görüyorum. 30 sene geriye, 50 sene geriye gitsek mutlaka bir akrabalık ilişkimizin oluşacağını da biliyorum. Derneğinizi muhafaza ederek ama federasyon bünyesinde etkinlik yapmanız çok kıymetli. Yeter mi? Yetmez. Murat Başkanımız söyledi. Evet, Horasanlıyız ama biz aynı zamanda Erzurumluyuz. Dolayısıyla da Erzurum'un etkinliklerinde, Erzurum'a yapacağımız katkıları da aynen bu motivasyonla yapmamız gerekiyor. Horasan'ın da, Erzurum'un da, İstanbul'un da, Türkiye'nin de çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Kendi hayatımıza da baksak, şehirlerimize de baksak, bugünümüz dünden daha iyi. Ama şuna inanıyoruz, yarınımız bugünden daha güzel olacak. İnşallah. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çözülen sorunlara baktığımızda, çözülecek sorunların çözülebileceğini görüyoruz, inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızı karşıladığımızda Perşembe günü bu etkinlikten de bahsettiğimde katılmam durumundaki katılacağımı söylemiştim. Her birinize selam sevgilerini iletti. Onu iletmiş olarak üzerimizde kaldı. Teşekkürler sona kalıyor genelde. Çok şanslıyız. Şengül Karsın milletvekilimiz ne zaman hemşehrilerimizin bir etkinliği varsa, ne zaman bir derdi varsa programını mutlaka ona göre ayarlıyor ve geliyor. Şengül vekilimize biz teşekkür ediyoruz. Hem vekilimiz, hem kardeşimiz, hem sizlerin kimisinin ablası, kimisinin kardeşi. Allah yolunu açık etsin. İnanıyorum ki sizlerle birlikte hem İstanbul'umuza hem memleketimize çok hayırlı hizmetler vermiş olur. Ben bir kez daha başta hanımefendiler olmak üzere katılan her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yapan kurumlarımıza, destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.